İstanbul'un içerisinde küçük tatlı bir cennet olarak yaşayabilirsiniz. Selam diyor bak. Bu ne yapıyor burada? Evet. Evet. Neydi? Neydi? Mahallenin muhtarları. Evet, bu meydanda sevgili dostlar, mahallenin muhtarları ismi çekildi. Beş Çeşmeler Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Dur, orada ne yazıyor acaba? Üçgen kaç tersle? Çekme, çekme. Şu anda mahallenin muhtarlarının sokağı olan, daha doğrusu mahallenin muhtarları dizisinin çekildiği Beş Çeşmeler Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Sevgili arkadaşlar, işte görmüş olduğunuz bu Beş Çeşmeler Meydanı'nın ismi nereden geliyor? 5 adet çeşmeden geliyor. İstanbul Maltepe'deyiz. Beş Çeşmeler Meydanı'ndayız. Beş Çeşmeler Meydanı Maltepe'den çok kolaylıkla ulaşabileceğiniz çok güzel minik bir meydan Maltepe ilçesinin sahilinde bulunuyor. Arkamda görmüş olduğunuz küçük bir havuzla bakın buraya hemen bir girizgah yapıyoruz. Bu meydanda çok güzel kafeler, çok güzel restoranlar ve tarihi çeşmeler bulunuyor. Halk vatandaş bir pazar günü bakın buraya. Sevdikleriyle, aileleriyle geldiler ve kahvaltı ediyorlar. Yani dostlarınızla, arkadaşlarınızla geldiğinizde güzel zamanlar, güzel vakitler geçirebileceğiniz Beş Çeşmeler Meydanı tam da size hitap edebilen bir yer. İstanbul'un içerisinde küçük tatlı bir cennet olarak yaşayabilirsiniz. Beş Çeşmeler Simit Fırını bu sokakta en eski binada hizmet veriyor. ...1810 yılında yapılan triplex tarzı yığma taş bina günümüze kadar sapasağlam gelmiş. Tarihi fırın, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun ekmek ihtiyacını da karşılamış. Kapının bir özelliği var mı? 1810'dan ben restoranda duruyorum. Tohum atıyor yatırım. Kestane. Kestane. Kestane ağacından yapılmış 1810'dan beri. Zaten bina orijinal haliyle duruyor. Mührü var orada, şurada. Fırının üzerindeki kapakta mührü halen duruyor. Mühür. Evet. Bu mühür orada ne yazıyor acaba? Üçgen kaç tersle? 1810'dan kalma. Ekmek fırını. 1810'dan kalma. Evet. Dünya Savaşı'nda ekmek yaptım. Evet. Evet. Fırının içi de bu. Fırının içi bu. Günde 5000 tane simit yapıyoruz diyorsun. Evet. Sizin isminiz neydi abi? Savaş Konaman. Buradaki göreviniz? Saf Onurlu Yaşar, simitçi başkanı. Evet, Savaş Başkanı da şu anda. Burası imalathane. İmalathaneye bakıyoruz. Teklağın bir de evet. Her şey. Bu makine de ne yapılıyor? Simit fitili yapılıyor. Simit fitili yapılıyor. Evet. Süper. Burada hamur yoğruluyor. Yoğrulma işlemi yapılıyor. Simit yiyeceğinin 600 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin ediliyor ve adının da Simit'ten yani İzmit'ten aldığı sanılmaktadır. İstanbul'a gelen ya da İstanbul'dan doğuya giden kervanların konaklama alanı olarak bilinen İzmit'te yolculara pratik bir yiyecek olarak hazırlanan simit bu özelliğiyle de fast food örneklerinden sayılabilir. Üst kattaki mekanda bu da Çapkın. Çapkın. Simitçi bu. Simitçi. Simitçi Çapkın. Ne haber, nasılsın?
İyi misin? Selam diyor bak. 213 evet. yıldır bu yapı varlığını evet. devam ettiriyor. Evet, kaç kuşaktır aynı ailede? 8 kuşak. 8 kuşaktır aynı ailede. Ortalama 4 kişilik bir aile buraya gelse sabah kahvaltı etmeye. Ben yumurta istersen, bunun içinde salam istersek, eski kaşar istersek, ezine istersek, köy istersek. Ha. Ama ben fazla sabahları sevmedim. Çünkü karper, simit. Simidin lezzeti zaten bizi şey yapıyor, çayla beraber. Yumurta istersek de verebiliyor musun? Tabii. Var mı? Tabii. Haşlanmış evet. yumurtamız oluyor evet. sürekli. Çok güzel. O yüzden. Yani bütçeye bağlı. Bütçenize bağlı. Arkadaşlar herkesin bütçesine... Herkesin bütçesine uygun olacağız. Uygun. Evet, tarihi... Şey yok, israf yok. Evet. Ne seçersen onu yiyorsun. Beş Çeşmeler tarihi fırınında herkesin bütçesine uygun kahvaltı mevcut. Burada rahmetli Hasan Usta'yı görüyorum. Evet, simit ustamız. Rahmetli Alekber ustamız. Bunlar da meşhur simitçi Erdoğan abi. Maltepe'nin simitçisidir. Evet. Elinde sepetle gezer sürekli kahveleri. Maltepe tanır onu. Rahmetli oldu bunların hepsi. Tabii evet, bunlar ilk bizim... Dilik Hasan ve Orman. Dedemiz. Sizin dedeniz mi? Evet. Evet. Rahmetli Ağaca Dede. Evet, bu gene. Gene o da sizin dedeniz. Son jenerasyon sizsiniz tabii. Evet, şu anda. Sizden sonra devralacak olan var mı? Var. Birisinde gittiler. Savaş Başkanım'la beraber kısa bir tur yaptık. Sizleri buraya bekliyoruz. Sizden harika. İnanılmaz güzel tadı olan bu simitlerden tadacaksınız. Savaş Başkanı'nda buradaysa bir merhaba diyeceksiniz. Kolay gelsin diyoruz. Çok canım, teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar, ayağımıza sevgiler. Ayağımıza sağlık, sağ olun. Evet, bu arada sevgili Nikolas, burası Beş Çeşmeler Meydanı'na geldik ama çok önemli, bizim yaşlarımız müsait değil mi? Çok önemli bir şey var bu Beşiktaş'ta. Benden daha müsait ama benim daha biraz daha müsait. Sen de hatırlarsın. Neydi? Mahallenin evet, bu meydanda sevgili dostlar, Mahallenin Muhtarları dizisi çok uzun yıllar. Evet. Kimler vardı? Temel vardı, Fadime vardı. Onları hatırlıyorum ben. Temel vardı, Fadime evet. Ben mahallenin çok farklı tiplemeleri vardı. Ve yıllarca bizim televizyonlarda evimize evet çocukluğumuz onlarla geçti değil mi? Evet, afiyet olsun. Bize bakalım çay. Çok güzel, sıcacık. Böyle eski mahalle kültürünü ve mahalle kültüründeki komşu ilişkilerini inanılmaz güzel sıcaklıkla veren güzel doğal dizilerdi. Yani orada herkes izlediğinde kendinden birini buluyordu. İşte bakkalı, kasabı, manavı, komşusu, dedikoducu ablaları. Mahallenin bir muhtarı vardı ama Fadime yani muhtarın kızıydı ama babasından daha çok muhtar gibiydi. Değil mi? Her şeye, bütün mahalleliğe yetişiyordu. Temel de ona aşıktı. Bir türlü bir araya gelemiyorlardı. Bu mahallenin muhtarları gibi diziler çok daha bizim içimizden hemen sokağa çıktığımızda yaşadığımız birebir olayların aynısıydı, tıpkısıydı. Dolayısıyla çok bizdendi. Şu anda çok özel bir heykelin önündeyiz. Bu heykelin bir anlamı var. Çünkü Maltepe Belediyesi'nde 40 yıl hizmet etmiş bir temiz işçisine buraya bir heykeli yapılmış. Bu meydanda diğer heykellerle birlikte sergileniyor. Ara sokaklarına doğru bir ilerleyelim bakalım. Bu Beş Çeşmeler Meydanı'nda çeşitli kültür sanat etkinliklerinin de olduğu. Bakın kültür merkezleri var. Filika Kültür Merkezi'nde bakın. Buradaki branşlarda. Yine Filika Kültür Merkezi'nin hemen yanında bir kütüphane, açık kütüphane var. Buraya gelip istediğiniz, dilediğiniz kitabı alıp satın da alabilirsiniz. Oturup kitabı okuyabilirsiniz.
Yine burada ayrı bir başka sanat eseri görüyorsunuz. Evet, burada genç arkadaşlarımız da pazar günü gelip sessiz, sakin bir ortamda, kuş cıvıltıları arasında çayını kahvesini içip üniversiteye hazırlanıyor. İsminiz ne? Kutay. Kutay kardeşimiz de üniversiteye hazırlıkla başarılar diliyoruz kendisine de. Bu ne yapıyor burada? Evet. Evet, görmüş olduğumuz bu. Beşçeşmeler Meydanı'nın hemen yanı başında İskele Meydanı var. Buradaki Asmalı Kahve'nin önünde bulunan çeşmenin yapım tarihi 1728. Halk arasında çeşmenin yapım sırasında parası tükenen Feyzullah Efendi ile Padişah 3. Ahmet arasında geçen bir öykü anlatılır. Çaresiz kalan Feyzullah Efendi, saraydan Anadolu'ya bir torba altın gönderildiğini öğrenince, Maltepe'de postanın yolunu keserek çeşmeyi bitirmesi için gerekli miktarda altına el koyar. Olayı öğrenen 3. Ahmet önce çok kızar, sonra da söz konusu çeşmeyi merak ederek kılık değiştirip Maltepe'ye gelir ve işçi olarak çeşme yapımında çalışmak için Feyzullah Efendi'den iş ister. Feyzullah Efendi kollarını sıvamış çeşmeye suyu getirecek kanalda çalışmaktadır. Vakit öğleye yakın olduğundan 3. Ahmet'e öğleden sonra çalışmak üzere hazırlanmasını söyler. 3. Ahmet ise bir an önce işe başlamakta ısrarlıdır. Bunun üzerine Feyzullah Efendi, "Şimdi yoldan gelmişsin, yorgunsundur." der. "Eğer işe başlarsan yemeğini nasıl alacaksın? Tam gün versem benim sana hakkım geçer, yarım gün verince de senin bende hakkın kalır." Bu sözleri duyan 3. Ahmet, Feyzullah Efendi'nin hayır için çalıştığına inanır ve kendini tanıtıp postadan aldığı altını helal eder. Ayrıca bir kese de altın bağışlar. Bu öykünün gerçek olup olmaması çok önemli değil ama Feyzullah Efendi'nin hayırsever bir kişiliği olduğunu buradan anlıyoruz. Feyzullah Efendi yaptırdığı çeşmeye kayış dağı suyunu toprak kümükler döşeterek getirtmiş, bu yolla Maltepe köyünün içme suyu ihtiyacını gidermiştir. Eski belediye başkanlarından Selami Oğuz'un verdiği bilgiye göre bu kütler 1950'ye kadar dayanmıştı.
Çekme, çekme.